NATO 70. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına hazırlanırken liderler arasındaki söz düellosu ortamı germişti. İşte o gerilimin odağındaki isimler bugün aynı masa etrafında buluştu. Londra'daki kritik zirvede hem ittifakın güvenlik planları hem de Suriye krizi masaya yatırıldı. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Önce Erdoğan, ardından Trump sert tepki gösterdi. İttifakın Londra zirvesi karşılıklı açıklamaların gölgesinde başladı. NATO'nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır. İngiltere'nin başkentinde bayraklarla karşılandı Cumhurbaşkanı. Konakladığı otel önünde toplanan gurbetçiler sevgi gösterilerinde bulundu. Selfie çekmek, Erdoğan'ın elini sıkmak için birbiriyle yarıştı. Zirvenin ilk gününde Kraliçe Elizabeth'in liderler onuruna resepsiyonu öncesinde dörtlü Suriye zirvesi toplandı. Barış Pınarı harekatındaki gelişmeler ne durumda? Nereye geldi? Koalisyon güçleri içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar? Johnson, Macron ve Merkel'le masaya oturdu Erdoğan. Hem Barış Pınarı harekatını hem de mültecilerin geri dönüşü için hazırlanan güvenli bölgenin imarı projesini anlattı. Terörle mücadelesinde ülkemize amasız, fakatsız destek verilmesini istiyoruz. Öncesinde ise gözler Trump-Macron buluşmasındaydı. Fransa Cumhurbaşkanı tepki çeken açıklamalarının arkasında durdu. Görüşmeye damga vuransa Amerikan Başkanı'nın Beyaşlıları kastederek Macron'a yönelttiği "Siz teröristlerinizi geri istiyor musunuz?" sorusu oldu. Amerikan heyetinin Londra'ya gelmeden önce verdiği mesajlar dikkat çekti. Trump, "Türkiye'yi çok seviyorum, Erdoğan'la çok iyi anlaşıyorum" derken Savunma Bakanı Mark Esper, PYD-YPG'nin terör örgütü olarak adlandırılmasını desteklemediğini duyurdu.